Hey selam YouTube, sevgili dostlar ve değerli abonelerim, Merak News ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Soma'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir önceki bölümde olanları ben bir önceki bölümün sonunda özetledim zaten. O yüzden bu bölümün başında onu yapmayacağım. Gereksiz gördüm. Şöyle hemen başlayalım. Strasky, wake up Dr. Masters, we're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The valve sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the sink. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kumarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right. See you soon. Evet, olanlar devam ediyor burada. Tek başına geldiği ortaya çıkıyor şeyin herhalde. Bir dakika, bu ne? Işıklandırma, hiçbir şey değil. Şöyle hemen bir dışarıya bir göz atalım. Ondan sonra istasyona doğru gideceğiz. Açılmıyor. Açılıyor zannettim bir an. Açılmayacak. Geldiğimiz Zeppelin bu. Tamam, dışarıda bir şey olmamasına sevindim açıkçası. Hemen içeriye doğru gidelim oyalanmadan. Şurada dinledik sanırım, değil mi? Aynen. Bir de burada dinleyelim. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The Ark project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Bu ARK projesi biraz... Biraz... Ne oluyor lan? ARK projesi biraz kafa karıştı. Neyse, tamam, sonra söyleyeceğim. Hello? Sen kimsin? ARK? Değil. No. Simon here. We haven't met before. It's just ARK? ARK. I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Data field service technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. Oh, at least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? İşler derinleşiyor. Şimdi olay şu. Bu proje başlatılmış. Biraz tartışmalar çıkmış vesaire. Herkes bu konu üzerinde üzerinde kafa yormuş. Tabii ki hayatın devam edecek olması
fikri herkesin hoşuna gitmiş ama şöyle bir handikap var. Beyin taraması yapıldıktan, bilinçleri kaydedildikten sonra, bunlar arka gönderildikten sonra fiziksel vücutlarını şey yapmaları gerekiyormuş, yani kısaca intihar etmeleri gerekiyormuş, ölmeleri gerekiyormuş ki arttaki bilinçleri yaşasın gibi bir şey. Devam edelim. Catherine mesela sana kendini öldürttü diyor. Hayır. Anladığını sanmıyorum. Sadece scan taramaları yaptı ve bize arka koydu. Umarım onunla yakında karşılaşırım özür dilemek için diyor. Herkes nerede? 40-50 insan olur zannediyordum. Nerede herkes? Birilerini görürsem sana söylerim dedi. Bunu nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama. Bu pretty amazing, right? Salak ya söyledi. Yeah, it's great. Harika değil mi? Really pulled through. They saved us all. Bu Ark değil yalnız, onu söylemek gerekiyor. Fişini mi çekeceğiz arkadaşın? Yani çekme opsiyonu var. See you later. Will do. Görüşürüz dedi. Tamam, daha fazla konuşmayacaklar. Henüz fişini çekmiyorum abi. Yani bir şeylerin ters gittiği kesin. Bu beyin taraması, bilinç taraması yapıldıktan sonra sanırım. Bu ne? I can figure this out. Çözebilirim diyor. Zaten açılmadı kapı. Yapıldıktan sonra bunlar robot vücutlarına girmeye başlamış. Hani Ark yerine falan filan bir şeyler. Şimdi açılacak mı? Yine olmadı. Ha. Şimdi oldu, tamam. Hadi artık. Kapıya bak, bir tane daha mı var ardında? Yok. Işığımızı yaktık da pek bir şeyi aydınlatmıyor. Omnitool. Su çekilecek mi? Süper. The Dumbbell. Bu Dumbbell dedikleri su altı aracı sanırım. Onunla çok derinlere Mariana Trench, biliyorsunuz dünyadaki okyanusta bulunan en derin nokta. O kadar derine bile inebilir deniliyor Dumbbell için. Dolayısıyla ona erişim sağlayıp arka gitmemiz gerekiyor. Catherine, Theta'yı bulduk dedi. Bu ne? Bu açılmaz şimdi, bir şey bozuk aynen. Access denied. Okidoki, bir çip daha mı takacağız? Patosiki Theta. Bu taraftaki odaya gireceğiz sanırım. Aynen.
camın arkasından bir şeyler görülebiliyor. Kıracağız camı. Kapı açılmayacak. Camda çatlak olduğuna göre ipucumuz bu olmalı. Hop. Bu kırar mı? Kendine faydası yok. Deneyelim tekrar. Yok abicim, o kırmayacak. Heh, şurada. Voila, içeriye girmeyi başardık. Bu ne? Bu David Manchi ile olan bağlantısı ne olayların? Onu merak ediyorum. Şimdi Catherine'i bağlayacağız buraya. Konuşacağız. Bağlayalım. Bakalım neymiş burası? Machine Hangar Control. Makine hangar kontrolü. Burada bekliyor. Evet. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. Denizaltı. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. Hijack edeceğiz dedi. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. Evet, I suppose hakikaten. They did it the hard way and just walked. Nasıl yürüdüler ya 4000 metreye? Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. Ark'ın içerisi nasıl diyor? Like film real gibi life, mi diyor? But slightly better. Pleasant temperature, gerçek hayat gibi diyor. Güzel so hava, people in the güzel Ark just walk around pretending temiz hava vesaire. You don't have to pretend, it's perfectly immersive. Bir şey için just sustain itself. Yes, attached to a probe fueled by solar panels that could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. All right, Dunbat. Damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Karantina altına alınmış Dunbat. We need a security neden cipher. How bad is it? Hadi bir de security cipher çıktı. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Aynen, istasyonu gezebilmen için, keşfedebilmen için diğer kilitli kapıları açacağım dedi. Durum hani kayda geçmeyecek seviyede kötü dedi. Karantina altına alınmış Dunbat. Şeye gidebilecek, arka gidebilecek tek araçta Dunbat olduğuna göre Simon da şeyi sordu. Yani o zaman ilk etapta Ark oraya nasıl gitti dedi. Eğer bu Dunbat şeyse dedi. Hani eşi benzeri olmayan bir şeyse dedi ve buradaysa. O da güzel bir soru sanırım. Zor yolu seçtiler, yürüyerek götürdüler dedi. Simon da bunun mümkün olduğunu bilmiyordum dedi. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Find someone who knows the security cipher. Tamam. Bu ne? Hop, ışıklandırma. Burası açılmayacak yine. Aktif olan herhangi bir şey yok. Neyse tamam, devam edelim abi biz. Açalım. Disko topu kafa burada vardır ya. Görürüz yani kendisini. Kimi bulacağız ki burada? Ha şurada. Aha açıldı. Burayı sevmedim. Önce öbür tarafa gideceğim. Şimdi selam. Hop. Burada bir popomuz mevcut.
bence ona dokunup dokunmamamız oyunun gidişatını etkileyecek bir faktör. Yani oyunun en azından sonunu etkileyecek gibi hissediyorum. O yüzden ona dokunmuyorum. What happened to all the people? This place looks deserted. İnsanlara ne oldu diyor. Burası diyor terk edilmiş gibi. It doesn't make any sense. Diyor. Theta is clearly the best option for survival. Oğlum. Ne oluyor lan? Where the hell did they all go? Herkes nereye gitti? Out of the picture, where would you go? Probably Lambda or Omicron? Well, we've seen Lambda already. So maybe Omicron. Yani herkes burada değilse nerede dedi. Yani sen nereye giderdin burası dışında dedi. Lambda veya Omicron dedi. Lambda'yı zaten gördüğümüze göre Omicron olsa gerek dediler. Bakalım. I'm worried we won't find anyone. To carry it to town? That seems excessive, but not out of the question. Enteresan. Burası duş alanı falan. Tuvaletler vesaire. Bozuldu. Buradan gitmiyoruz. Burada merdivenler mi var? Ha, merdiven var ama yukarıya çıkılmıyor. Tamam, yolun bitmesi iyi oldu. Aşağıya da inmiyor abi. Güzel. Burayı eleyebiliriz en azından kafamızda. Tekrar ışıkları yakalım. Yanmıyor. Şimdi bir önceki koridorda buraya baktık. Şurada bir kapı var. Kilitli. Ha, şunu çekeceğiz. Seal var kapıda. Seal olduğuna göre tehlikeli bir olabilir yalnız. Dikkat edelim. Welcome to my place. When I started the ARC project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Cozy. Burası benim ne diyor? Burada. Projeye başladığımda bu laboratuvarda yaşadım diyor teknik olarak. Troubleshoot. Please reset router in the sub-level vault or contact maintenance demiş. Tamam. Oh. Bir şey aldık. Bir çip gibi bir şey aldı. Bunu bizim şeye takabiliriz yani. Öyle bir şey olabilir. Omni tool'umuza takacağız sanırım. Ya da... Buraya mı takacağız? Need to fix that mainframe connection. Hmm. Mainframe. O aşağıya inilen yer var ya, oradan aşağı inip sanırım bu mainframe bağlantısını. This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Tamir etmemiz gerekiyor bir şeyleri gibi görünmekte. Burası açılmıyor. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Tarama ilk benim taramamdı diyor. Denemem gerekiyordu diyor diğerlerini. Diğerlerini yapmaya başlamadan önce. Ne demişler bakalım. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Starsky, tarama odasına gel, yardıma ihtiyacım var. After the scan.
Comrade kendini öldürdü. Sırt aramadan sonra. What should I do? Ne yapmam gerekiyor? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the Ark project. Ark projesini kapatır diyor. Sonlandırır diyor. Lütfen söyleme Strohmeyer'a. What are you gonna do? Ne yapacaksın? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. Yani bir cesedini nereye taşıyacağım gibisinden bir şey dedi. Catherine, biliyorum. Are you okay? İyi misin, Catherine? Not even close. Yakın bile değil. Aynı şey burada da var sanırım. Problem. Aynen. Mainframe zımbırtısı. Taramalar burada yapılıp dijital olarak kaydedilmiş. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Erase data? Yo, niye silelim ki? Japanese Nanami? Ha, buradan silebiliyorsun. Mu? Namcom Bird. Bird files compressed. Nakajima Neurograph. Continuous time 6 ms bilmem ne. David ne? Author David Manshi. Canadian. 1984. Ölüm 2069 demiş. National Analytic Canadian. Paul Berg. Paul Berg bunun abi şeyi değil miydi? Ortağı. ...2015-28 Nisan'da yapılmış. Berg. Nancom. Şuna bakayım. 2014 Mart 12. Nanami. Japanese. 2021'de ölmüş. Manshi. David Manshi. How did this... Paul Berg tarafından what yapılmış. What is this? 2078'de ölmüş. 1980 doğumlu. Allah Allah. Jared. Kath, what is this? Why do you have a file of me? Aha. You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Evet, ilk taramalardan herhalde bunlar. The firstborn. Pure blood. Artık. Audio recording istemiş. Bakalım. Post scan. Okay, that's it. Wow. That was fun. Bitti. That's a relief. Still figuring this out, so. This freaky. So many lights. What are we going to do? Şimdi ne yapacağız diyor? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Tabii bu ölümün önüne geçmek için sonuçta başlatılan bir proje olduğu için bu aşamalara mı geldi acaba diye düşünüyorum böyle. Roadmap. We've worked everything out. Everything is legal. 2015, vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah. Hmm. Who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now, the brain damage, you guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted.
işler yolunda gitmemiş anladığım kadarıyla ve Jared Simon. O da şey silsem mi? Bunları silsem bir şey değişiyor mu? Bir şey etkileyecek mi? Silmeyeyim, kendimi de silmiş olurum. Belki. Şunu silersem oyun bitiyormuş falan. Ne? Bir dakika, pardon. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Yani beyin taraması şey olarak bilimsel araştırma olarak kaydedilmiş kalmış. Daha sonra kullanılmak üzere. Kendisi de izin vermiş zaten. Karakterimiz Simon. Bu taraf kilitli kapılar vesaireler var. Guy Conrad. Bizim şeye gidip Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. Keep my eyes open. Evet, problemler başlayacak gibi duruyor. Gidelim şu neydi yapmamız gereken? Tamir etmemiz gerekiyordu bir şeyleri. Mainframe. Burada inerse çıkmaz bu ya. Önce yukarıyı mı halletseydik, ne yapsaydık? Dın dın dın. İki seçenek. Bir taraf ölüme gidiyor, diğer tarafsa hayat kurtarıyor. Ne bileyim. Şöyle yapalım o zaman. Ben bir kafamı toplayayım. Burada bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bakalım gizemleri çözebileceğiz mi? Hoşça kalın.